yaşanır gidiyor. Pardon, pardon. Sen kimsin? Kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Tamam mı? Arıyorum. Ona evet, ayakta kalanları da oturtun. Değerli arkadaşlarım, polis memuru arkadaşlar, siz karışmayın. Çekilin. Çekilin. Evet, ayakta kalanlar da oturursa çok sevinirim. Tamam, yer kalmadı. Peki, teşekkür ederim. Sen de geç otur. Hanımlar, ayakta kalan kadınlar otursun. Esasında hiçbir şey konuşmadan inmem lazım. Neler neler hatırladım. Neleri neleri hatırladım. Burada bulunan hemen hemen herkes de onları hatırladı. Allah hepinizden razı olsun. Parasını ödemiştik biliyor musunuz? İmece usulü ödemiştik. Dediler ki iptal ettik. Ve içeride herkes oturuyor. Çıkın dediler. Bizimkiler inat. Çıkmadı. Elektrikler kesildi. İşte elimdeki şu şeyle konuştum o zaman. Bana çok geçmişi hatırlattınız. Ama aynı günlerin başka bir versiyonunu yaşadığımız açık. Dediniz ki gene bununla konuşmaya devam. Allah şahit olsun bununla konuşmaya devam. Bize maraza yarıyor. Evet. Öncelikle bugün Öğretmenler Günü. Bursa Öğretmen Okulu mezunu bir öğretmen olarak ve hayatının 2,5 yılını lise öğretmenliği, özür dilerim 2 yılını lise öğretmenliği, geri kalan 82'ye kadar, 82 diyorum, 93-94'e kadar kalan bir bölümünü de üniversite hocalı olarak geçirmiş bir öğretmen olarak bugünkü öğretmen arkadaşlarımın, meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ama maalesef bizlerin imkanlarına onların sahip olmamasını bugünkü iktidarı kınayarak bu imkanların öğretmen arkadaşlarıma verilmesini talep ederek 5 çeşit öğretmenin bu ülkenin artık literatüründen kalkmasını talep ederek öğretmenlerin maaşlarının onların başı dimdik gezip şu sınıftan içeri girdiğinde çocuğuma akşam ne pişireceğim demeden çocuğumu komşuya bıraktım para ödeyemediğim için acaba başına ne geldi demeden o küçük çocuğun bezini nasıl alacağım demeden o sınıfta ders anlattıkları hepsinin kadrolu olduğu ve bugün
Madem Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz, 100 bin öğretmen tayinini derhal yapmalarını, iktidar tarafından derhal 100. yılda 100 bin öğretmen tayinini yapmalarını ve öğretmenlerimizin hakkını, hukukunu korumalarını talep ediyor. Tekrar Öğretmenler Günü kutlu olsun diyorum. Evet, bugün ilginç bir gün. Yani ben unutmuşum hakikaten. Hakikaten unutmuşum. Hatırlattınız ve bütün söyleyeceklerim kafamdan uçtu gitti. Ve bir türkü çalındı. Çanakkale içinde vurdular beni. Doğru. Çanakkale şehitler diyarı. Çanakkale geçilmezin mimarı. İnşallah İyi Parti'de geçilemeyecek. Buradan başlamıştık. Bugün buradan başlıyoruz. Evet, Çanakkale'den başladıydık. Bugün yeniden birinci gün Çanakkale'den başlıyoruz. Şimdi çok enteresan bir durum bu. Hadi ben bireysel olarak hayatım boyunca ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamadım. Yahu siz de öylesiniz. Şimdi yani niye beni genel başkanlık için öne koydunuz şimdi anlıyorum. Çünkü Türkiye, Türk milleti, bu ülkede yaşayan insanlar hep birinci önceliğimiz oldu. Hocalığımı hatırlıyorum, aranızda öğrencilerim var. Ya ömrüm benim otoriteyle, ahlaksızlıkla ve abidik gubidik işlerle mücadeleyle geçti. Hatırlayacaklardır. Mesela başörtüsü yasağı olmuştu biz üniversitede hocayken. Ben öğrencilerimi, kız öğrencilerimi başörtülü olarak sınıfa alırdım, soruşturma geçirdim. Lisede öğretmendim. O meşhur 1982 anayasasına hayır verdim. Öyle bir zarfla verilmişti ki attığın oy belli oluyordu, benim yaşımdaki de hatırlayacak. Hayır oyunu koyduğum için belli oldu, soruşturma geçirdim. Daha sonra siyasete atıldım. Yani Doğru Yol Partisi gibi Halim Selim merkezde makul bir siyasi partide politikaya başladım. Yahu girdiğim günden sonuna kadar ne kadar süre geçtiyse her günüm olayla geçti. 28 Şubat'ı yaşadık, Susurluğu yaşadık. Susurluk mevzularının olduğu zaman ben üniversitede hocayım, her şey oldum. Efendime söyleyeyim, işte çeşitli şeylerin, alengirli işlerin olduğu zaman ben hocayım, her şey oldum. Hiç unutmuyorum. Bugün HEDEP mi adı? O zaman işte HEDEP'li diyelim bir kişi bana dedi ki, başkanım, sizin zamanınızda ben üniversitede hocaydı, üniversitede talebeydim. Polisleriniz beni bir dövdü, bir dövdü, bir dövdü. Kaç tarihi? Meğer 84'müş. Yani ebedi İçişleri Bakanı gibi lanse edildim. Ama günün sonunda işte Tolga Bey de aramızda, Ergenekon davaları başladı. Bu sefer de Ergenekoncuların yanında Ergenekon şemasının çok başında yer aldım. Ya arkadaş, her şey oldum, her şey oldum da bir Meral olamadım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ergenekon şemasının içindeki ismimi kaçınsın. Bayağı da kıdemliymişim ha. Şimdi bunları niye anlattım? Eğer siz hakkın, hakikatin, haklının ve zayıfın yanındaysanız başınız dertten kurtulmuyor. Biz bu ülkenin insanlarını çok sevenler bir araya geldik. Kimimiz şehirli, kimimiz köylü, kimimiz ilkokul mezunu, kimimiz profesör, kimimiz ortaokul mezunu, kimimiz üniversite, kimimiz lise,
kimimiz doçent. Kimimiz iş insanı, kimimiz işçi. Kimimiz öğretmen, kimimiz avukat. Kimimiz ev kadını, kimimiz eve temizliğe giden ev işçisi kadın. Kimimiz çocuğunu okutmak için bileziğini satan kadın. Kimimiz o çocuğu okutan bir başka kadın. Şimdi Türkiye'nin her bir sosyal kesiminden insanların bir araya gelerek buluştuğu tek parti İYİ Parti'dir. Yani ne demek istiyorum? Hem sosyal kesimler açısından, hem inançlar açısından, hem aidiyetler açısından, hem de yapılan işler açısından, hem de sosyal kesimler açısından Türkiye'nin özeti olan bir siyasi partidir. Onun için dimdik, Elif gibi dosdoğru insanların bir araya geldiği bir siyasi partidir. Elimizde değil, böyle insanların bir araya gelişi doğal olarak çok kolay olmuyor. Ve birbirini kontrol eden, birbirini takip eden, birbirine destek çıkan ama aynı zamanda da yanlış yapıldığında önce uyaran, sonra gereğini yapan insanlardan oluşan bir siyasi parti. %100 karşısında hazrolda durduğumuz birincisi Cenab-ı Hak, diğeri de milletimiz. Onun dışında eğer değerli basın mensupları, buradaki hazırın benim karşımda bile böyle olmaz. Onların karşısında ben böyle oluyorum. Yani ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Mansıp için, görev için, para için, pul için veya bir başka şey, itibar için, şu için, bu için milletini, memleketini zora düşürmeyecek, düşürmeye kalkışanı da ona da engel olacak insanlardan oluşan bir siyasi parti. Ve zorluklara dayanan, iftiralara dimdik duran ve her türlü eziyete göğüs geren insanların oluşturduğu bir siyasi parti. Şimdi bunu niye söyledim? Bu bir psikoloji, bu bir sosyoloji. Bu siyaset değil. Dolayısıyla siyaset dediğiniz şey, bir yere odaklanırsınız Türkiye gibi yerlerde. O odaklandığınız yere gidinceye kadar her türlü abidik gubidik sizin için serbesttir. Burada böyle bir durum yok. Memleketin ve milletin yararına olan her şeyde egolarımızı, enaniyetlerimizi, nefislerimizi bir kenara koyuyor. Terimizi, canımızı, neyimiz varsa ortaya koyuyor ama kendimizden vazgeçebiliyoruz ama buna karşılık memleketin, milletin zararına olan her bir konuda hangi teklifi alırsak alalım, ben başta olmak üzere her birimizin reddettiği dimdik dosdoğru insanlar. Dolayısıyla geçimsiziz biz. Yani çok uyumlu diyemeyeceğim. Şimdi soru şu, bugüne kadar bana ve sizlere yapılan tekliflere evet diyeydik. Bu eziyetleri çeker miydik? Çekmezdik. Ön sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sayalım. Bu sıralarda oturan herkes şu anda öftü. Ama bu kadar memnun olur muydunuz? Yaptığınız hizmetlere dair, bulunduğunuz yerle ilgili eziyet çekilse, acı çekilse bile böyle içiniz ferah olabilir miydi? Hayır, olamazdı. Şimdi İYİ Parti bu demek. Ve biz defalarca anlattığım gibi bir özel örneğiz. Bir özel hikayeyiz. Yüzlerinize baktığım zaman Kurtkaya elini çöz geliyor. Aklıma gelen o. Çünkü memleketiniz için, milletiniz için ellerini durmadan, hiç bir lahza tereddüt etmeden açan insanlarsınız. Ölüme dün olduğu gibi, bugün Allah'ım çok şükür şartlarımız iyi ama dünkü şartlar olmuş olsa ölüme bir lahza tereddüt etmeden koşan insanlarsınız. Şimdi bu çerçevede bakıldığı zaman tabii
bizden istenen, iki tarafında bizden istediği hiçbir konuda memleket yararına değilse evet demeyen insanlarsınız. Bunu anlatamadık senelerdir. Biz bunu anlatamadık. Çünkü bizim kuruluş amacımız bu memlekete hizmet etmekti. Ve gene bu milletin refahı, ferahı için kendimizden feragat etmekti, fedakarlık etmekti. Şimdi bu feragat ve fedakarlık kavramları önemli. Bu kavramların çok önemli olma sebebi çok ihlaslı, çok manalı ve çok hakkaniyetli ve hakikat olmasıdır. Hakkaniyet ve hakikat, hak ve hakikat çok önemlidir. Dolayısıyla bu aynı zamanda hakkın yanında olmaktır. Hak, haklılık, hakkın yanında olmak, hakikatin yanında olmak. Bunlar çok önemli kavramlardır ve bu kavramlar için her şeyden vazgeçen insanların şu hareket yapıldığında, bir mansıp verildiğinde koşa koşa bir yere gitmesi mümkün değildir. Mevzumuz ne biliyor musunuz? Bizim yaptığımız feragat ve fedakarlıkları bu ülkemiz için biz maalesef harala güreleden imkanlarımızın kısıtlılığından milletimize doğru dürüst anlatamadık. Bugün anlatamadığımız bir konuyla gene karşı karşıyayız. O da şu. Biz hür ve müstakil olarak yerel seçimlere gitme kararını GİK'imizi yani genel idare kurulumuzun kararıyla aldık. Hatta 5 arkadaşımız farklı bir fikirde, birinin oy hakkı yoktu. Diğer 4 arkadaşımız fikirlerini gayet güzel, açık bir şekilde söylediler. Onlar o fikirlerini anlattılar. Biz de alkışladık. Müthiş bir şey bu. Yani ilk defa başka siyasi partilerde olup bizim bu seçimlerde bizle beraber olan arkadaşlarımız diyor ki ben böyle bir istişare mekanizması hiç görmedim. Herkesin bilgisini, fikrini paylaştığı, rahat rahat konuştuğu, oyunu da kendi inancına, doğrusuna, hakikatine ve haklılığına göre oy kullandığı bir sistemimiz var. Genel başkan olarak ben bu tür yerlerde asla oy kullanmıyorum. Yani o 5 arkadaşımızın itirazı ama 4 arkadaşımızın hayır oyuyla beraber biz 50 kişiden 4'ü düşün, 46 kişi olarak, beni de düşün, tabii 41 oluyorum, 51 oluyorum benle beraber. Geri kalan Bahadır Hoca da yoktu, doğru, programda yoktu, yani yaptığımız işte, toplantıda. Sonuç itibariyle, bunu da basınla bizzat ben paylaştım. Ya, o kadar güzel bir şey ki, ve sonuçta bir karar alındı. Bakın oy birliğiyle almadık, oy çokluğuyla aldık. Bunu özel olarak anlatıyorum, bir vaka analizi olarak anlatıyorum. Her bir topluluğun, her bir isterse STK olsun, isterse siyasi parti olsun, bu çalışma biçimiyle yol yürüdüğünde hiç hata yapmadığını, yapılan hataların da yani teammüden işte egolar sebebiyle olmadığını, şartlar dolayısıyla oraya evrildiğini çok rahat söyleyebilecek bir siyasi partiyiz. Şimdi bu çerçeve içinde hür ve müstakil olarak seçime gitme kararı aldık. O günden beri hem yandaşı hem candaşı vallahi bizi topa tuttular. Şimdi bizim bunlardan herhangi bir şekilde etkilenmemiz mümkün değil. Burada yaşayan, şu salonu şereflendiren hiçbir İyi Partilinin, Türkiye genelindeki hiçbir İyi Partilinin bundan etkilenmesi mümkün değil. Tam tersine irademizi kavileştirir. Şimdi böyle bir sistemin içinde elbette ki eller yapının içine sokulacaktır. Bir psikolojik harp elbette uygulanacaktır. Şimdi öyle yalanlar dönüyor ki hayretler içinde kalıyorum. Mesela ben bir arkadaşa işte devletimin benden son istediğini yerine getirmişim demişim.
basının huzurunda hepinize söyleyeyim. Benim ailemden bize gelen bir talimat vardır. Kişisel sırrı olan meşhur olamaz. Tamam mı? Yani yüze böyle kalabalık üstüne çıkıp kendini araştırır hale getiremez. Yani ne demek istemiyoruz? Yamuğu olan bunu yapamaz. Şimdi benim gizlim yok arkadaşlar. Devletim benden bir şey istemiş olsa var ya sevinçle anlatırım. Sizlere sevinçle anlatırım. Mesela bana devletimizin bir kurumu fotoğraflar gönderdi bir zamanlar. 2018'de partimiz hem de yeni kurulmuş böyle titrek bir zamanımızda. Sadat'ın şeyleriyle ilgili, kamplarıyla ilgili fotoğraflar gönderdi. Ben de bunu Sayın Saygı Öztürk üzerinden kamuoyuyla paylaştım. Ama savcı beyle mahkemelik olduk. Savcı bey beni çağırdı ifadeye. Dedim ki gördüm ama size vermiyorum. Size göstermiyorum da. Çünkü hangi kurumdan geldiğini anlarsınız. Çünkü o bilgi ama gayri resmi bir bilgiydi. Şimdi üç tane kelime vardır. Bilgi, gayri resmi bilgi, onun sahibini açıklayamazsınız ama bilgidir. Gayri resmi bilgi, bilgi bir de duyum. Duyum genel olarak üçüncü şahıslardan işittiklerinizdir. Türkiye'nin hiçbir geleneğiyle, devletin hiçbir alanıyla tecrübesi olmayan, herhangi bir fikri olmayan insanların maalesef üzerimizde yaptığı bir psikolojik savaşla baş başayız. Ben de diyorum ki vız gelir, tırıs gider. Mesela ben birçok şeyi çok dikkatle dinler, çok dikkatle cevaplar veririm. 2018'de gene HDP'nin önemli isimlerinden birisi televizyona çıktı, benim faili meçhulcü olduğumu söyledi. Ben kendisini aradım. Dedim ki, eşi öldürülmüş bir hanım. Eşiniz kaç tarihinde öldürüldü? Söylediği tarihte ben üniversitede hocayım. Şimdi her Türkiye'deki olan her bir hadisenin başımıza fatura edileceği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Çünkü İyi Parti'den, çünkü Meral Akşener'den korkuyorlar. Ve korkmalılar. Ve korkmalılar. Şimdi düşününüz. Benim eşim öldürülmüş olsa o tarihteki İçişleri Bakanı'nı benim unutmam mümkün olmaz. Nasıl unutursunuz da o günlerde siyasetin sesinde olmayan bir kadına dersiniz, ima edersiniz. Ama ben bu ülke için, bu bayrak için, bu millet için, bu vatan için canımı vermekten çekinmeyen bir şehit yeğeniyim. Öğrendiğim budur. Dolayısıyla siz de öylesiniz. Şimdi gelelim bunları niye anlattım? Bunları şunun için anlattım. Çok daha zor günler bekliyor hepimizi. Çok daha zor günler, tekrar söylüyorum, hepinizi ve hepimizi. Bizi, çok ilginç, hür ve tek başımıza makul bir şekilde siyaset yapacağımız, hür ve müstakil olarak seçime gireceğimizi öğrendiği andan itibaren, enteresan bir şekilde bütün yandaş medya, yani sarayı destekleyen medya ateş ediyor. Normal şartlarda hoşlarına gitmesi gerekmiyor mu? Ha?
Şimdi mantıklı bakıldığı zaman, yani candaş medyanın, muhalif sözde muhalif medyanın deyimiyle biz Cumhur İttifakı'na yanlıyor olmuyor muyuz? Onların iddiasıyla. Öyleyse peki bunlar niye sövüyor kardeşim? Soru şu, bunlar niye sövüyor? Niçin onlar da bizim hür, müstakil olarak seçime gitmemizi istemiyor da? Millet İttifakı kayboldu, ittifak diye bir kavram gitti ama orada olmamızı, orayla yol yürümemizi istiyor. Niçin? Bu soruyu tutun. İkinci şey şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz marabası olmalıyız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde buradayız. Dolayısıyla her dediğini yapmalıyız. Onlar patron, biz marabayız denilen de bir başka güruh var. Onlar da çok rahatsız. Onlar da çok rahatsız. Şimdi ama bu arada, yani diğer taraftan sözcülere bakıyorsunuz, ya herkes hayatından mutlu. Hiç kimse de yani vay efendim demiyor. Ama iki tarafta İYİ Parti'ye hakaret etmeye, sizlere çamur atmaya, bana çamur atmaya devam ediyor. Büyük bir baskı, büyük bir tazik var. Niye? Çünkü rahmetli anacığım derdi ki bir konu hakkında, kızım bu katiyen şu hareketi yapmaz. Niye anne? Çok rahatı var, çok rahatı var. Herkesin çok rahatı var. Çünkü kutuplaştır. Kutuplaştır. Buna de ki dinsiz, imansız. Bu tarafa de ki cahil. Efendim, ama şeyci. Bu taraf terörist de. Bu tarafta işte o da ona inançlarından dolayı her türlü hakaret. Ve iki taraf, iki mahalle, harika bir hayat. Hiç seçmenin sözünü dinlemeden, hiç onların sesini duymadan, harika, doğru düzgün çaba harcamadan oyları al, yan gel Osman. Şimdi biz bunu bozduğumuz için, bozacağımız için problem var. Sahaya gitmek zorunda kalacak abiler, ablalar. Ya, tam 2,5 yıl milletimin sesini dinledim. Tam 2,5 yıl tek tek dükkan dükkan gezdim. Hepiniz şahitsiniz. Dinledim, dinledik, meclise getirdik. Hem biz konuştuk hem de o ihtiyaç sahiplerini, dert sahiplerini milletin kürsüsünde konuşturduk. Tarihte, siyasi tarihte ilk yapılan bir şeydir. Bizi övdürmedik. Orada konuşan insanlara İYİ Parti övdürmedik biz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ricamdır, arzımdır, yalvarıyorum diyerek konuştu o insanlar. İYİ Parti'yi överek konuşmadılar. AK Parti'ye söverek konuşmadılar. Dertlerini anlattılar. Buna karşılık meclis televizyonu kesildi o insanlar şeye çıkınca, meclis kürsüsüne çıkınca. Yani ne demek istiyorum? Makul dediğimiz şey bu. Seçmen odaklı, milletin sesine duyarlı, ona yönelik projelerin, o dertlerin çözümünün olduğu bir siyaset anlayışını yapıyoruz biz. Bizim, mesela şurada sayabilirim ki, hacı olan, 5 vakit namazda olan arkadaşlarımı sayabilirim, ben de onlardan birisiyim. Ama soru şu, benim namaz kılmamın size, seçmene, milletimize faydası nedir biliyor musunuz? İlgilendiren kısmı nedir biliyor musunuz? Ve arkadaşlarımızın namazının nedir biliyor musunuz? O da kul hakkıdır. Eğer dindar bir insan kul hakkına uyuyorsa milletinin, seçmeninin yanındadır, dikkatlidir. Ama hem namazı kılıp hem hamuduyla götürüyorsa bu başka bir şey. Diğer taraftan o 5 vakit namazın sevabı, günahı ise Allah'la o kişi arasındadır. Gene ailemden bir
vasiyet gibidir uyarız. Yeme haram, söyleme yalan, kıl beşi, kurtar başı. Bunun içinde başlangıcı yeme haram, söyleme yalan. Şimdi öbür taraftan namaz kılmıyor, inancı, yani din inancı yok. Ateist diyorlar ya, ateist, deist, neyse adı bir kişi. Şimdi seküler kesimin de mihenk taşı ahlaktır. Ahlak. Orada da söyleme yalan, yeme haram var. Ahlakın içinde var. Dolayısıyla seküler bir insan, dini inançlarıyla mesafeli bir insanın da eğer ahlak duygusuna sımsıkı sarılmışsa onun da en ufak bir Allah'la kul arasındaki mevzuyu ayırıyorum ama onun dışında sizi bizi ilgilendiren bir durumu yoktur. Ne yapıldı? Şu yapıldı. Bunlar ateist, dediğin gibi terörist, öbürlerine, öbürleri bizden. Oy kullanan eğer AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'nın içindeki paydaşlarına oy kullanıyorsanız hem samimi, temiz bir Müslüman, hem bu ülkeyi seven, milliyetçi bir insansınız, makbul bir insansınız. Öbür tarafa oy kullanıyorsanız teröristsiniz, şusunuz, busunuz, her türlü efendim işte ateist bilmem nesiniz. Ama bu bir tahtıravalli, bu bir kayıkçı kavgası. Biz de diyoruz ki bizim için geçerli olan milletimiz, onların talepleri, liyakat ve iyi bilgili, birikimli kadrolar ve insanların kayrılmadığı, inançlarına göre ayrılmadığı, tutumuna göre iyi veya kötü denmediği bir Türkiye'yi ortaya koymak, çıkarmak. Bu bizim genlerimizde vardı. Ama biz bunu hızla kaybettik. İyi Parti'nin asıl amacı budur. Şimdi Çanakkale Belediye Başkanımızı ilan edeceğim şimdi. Şunu istiyorum. Yolda gelirken de söyledim arkadaşlara. İstediğim şey şudur. Asla şu şucu bu bucu demeyeceksiniz. Asla demeyeceksiniz. Mesela diyeceksin ki oğlum. Diyeceksin ki ben buradaki turist sayısını kaç tane turist geliyor yıllık? Gece kalma yok bakın. Halbuki Kaz Dağları'ndan denize inanılmaz bir coğrafya, harika bir şehir ve gece benim böyle bazen geriliyorum, sizde de oluyordur. Bu bölgenin köylerini gösteren YouTube şeyleri var. İsim söylemeyeyim şimdi reklam olmasın. Aslında reklam yapsam da iyi olur ama neyse. Ayırım yapmayayım. Bu bölgenin, Çanakkale'nin ve ilçelerinin köyleri var. O köylere gidip oranın tabiatını, havasını, suyunu gösteren YouTube kanalları var. Ben kendimi rahatlatmak için, sinirlerimi yumuşatmak için seyrettiğim videolar onlar, biliyor musunuz? Çanakkale böyle bir yer, gece kalan insan yok. Senden istediğim şu, bir hedef koyacaksın. Yıllık şu kadar turist gelecek. Yerli yabancı şöyle gelecek ve onu çalışacaksınız ve şu kadar yıl sonra, yani atıyorum belki bir yıl belki iki yıl sonra şu kadar turist gelecek, ben buna söz veriyorum diyeceksin. Emeklilerin hayatını kolaylaştıracak her şeyi yapacaksın. Emeklilerin hayatını kolaylaştıracak her şeyi yapacaksın. Turizmi geliştirdiğin andan itibaren buradaki gençler burada kalacaklar. Çünkü istihdam yaratılacak. Ve buradaki gençlerin umudu bir başka şehir ya da oradan ileriye gidip Avrupa'daki herhangi bir ülke olmayacak. Dolayısıyla sosyal belediyecilik, sosyal devlet anlayışını başka türlü uyguluyorlar. Sosyal belediyecilik anlayışını İYİ Partili mi, başka partili mi, başka inançta mı, başka görüşte mi diye ayırmadan hayata geçireceksin. Beytülmal'dir devletin size verdiği bütçe, çünkü milletin parasıdır. Oraya el uzatanın da elini kolunu kıracaksın. Çanakkale
Sadece Çanakkale şehitliği ile ilgili değil ki o çok önemli. Dünyanın her yerinden Çanakkale'ye sadece o şehitliği görmek için pek çok insan gelmelidir. Geliyor kalmadan gidiyor. Oraya yönelik de bunları kalıp dualar edebilecekleri, imanlarını tazeleyecekleri, inançlarına dair nereden, hangi inançtansa. İman tazeleme deyince Müslümanlık üzerinden algılanıyor. İnancın tazelenmesi, inancın kavileşmesi anlamında söylüyorum. Ülkene, milletine, hangi alandan geliyorsan gel. Eğer siz bir şehit kabri, bir mezar gördüğünüz zaman o sizin günlük hayatınızdan bazı yanlışlıkları ortadan kaldırır. Herkes için geçerli. Dolayısıyla hem orayı, hem Kaz Dağları'nı, hem denizi ihya edeceksin. Şimdi dolayısıyla şuculuk, buculuk üzerinden ayrım yapmayacaksın. İyi belediyeciliği bütün burada inşallah alacağız. İl Başkanı öyle söyledi, Rıdvan Başkanı öyle söyledi, biz burayı alacağız dedi. Dolayısıyla alındığı zaman da inşallah seçimin hemen ertesinde buraya geleceğim. Evet, bugün Çanakkale Belediye Başkan adayımızı, inşallah belediye başkanımızı ilan ediyorum. Gel bakayım buraya. Sen de gel kızım. Gel sen de gel. Evet. Başkanım siz de gelin. Evet. Sayın Genel Başkanım, kıymetli milletvekillerim, vefakar İyi Partili yol arkadaşlarım, değerli misafirler. Ülkemizin manevi başkentine, Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı yere, benim içinse evime, yuvama, Çanakkale'me hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Genel Başkanım, başta sizin... Salonda benim kendi öğretmenlerim de var. Onları da görüyorum. Onların ve Çanakkale'deki tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İl teşkilatımızın, merkez ilçe teşkilatımızın, Çanakkale vekilimizin, genel merkez yöneticilerimizin ortak olurları, genel başkanımızın da teveccühleriyle bugün burada partimin adayı olarak karşınızda duruyor olmak büyük bir şans, aynı zamanda da bir fırsattır. Tıpkı Sayın Genel Başkanımızın hep söylediği gibi, kazanacak aday olarak karşınızda duruyor olduğum... ve bunu bir mutabakat ile, partimin tüm kadrolarıyla bir mutabakat halinde burada yapma şansını bize verdiğimiz için Sayın Genel Başkanım, başta size, sonrasında da tüm İyi Parti aileme teşekkür ediyorum. Ve... tüm kalbimle inanıyorum ki Çanakkale'nin geleceği bu birlik ve beraberlikle şekillendirilecektir. Sayın Genel Başkanım, 1986'da Çanakkale'de doğdum. 38 yaşıma girdim birkaç gün önce. Olsun. Ben bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yaştayım.
Her ne kadar Cahit Sıtkı Tarancı yaş 35 ömrün yarısı dese de ben içimdeki çocuğu yaşatıyor olmanın büyük bir mutluluğu içindeyim. Ve biliyorum ki kurtuluşumuz içindeki çocuğu yaşatmayı becerebilenlerdedir. Lakin bir genç olarak değil, genç bir siyasetçi olarak bugün benim adaylığım ile atılan bu adım Çanakkale'nin tüm gençleri için bir umut olarak simgeleşecektir. Bunun gururunu yaşıyorum, bilinsin isterim. 21 senelik iki kutuplu bir siyasi alanın konforunu yaşayanlara inat, üçüncü bir yol, bir alternatif olabilmenin verdiği gurur ve mutlulukla bugün karşınızdayım. Bugün artık endişeleriniz olmadan, enerjisi ve liyakatiyle şehri ülkemizin ikinci yüzyılına taşıyacak, oy verebileceğiniz bir ekip var ve bugün ben ve ekip arkadaşlarım bunu temsil ediyor olmanın gururunu yaşıyorum, bilmenizi isterim. 5 seneye yakın belediye meclis üyeliği hizmet süremde yanlış olanı söylemekten Sayın Genel Başkanım hiç çekinmedim. Hep inandığım, planladığım, ürettiğim her fikri bu şehrin meclisinde sundum. Hiç kendime saklamadım. Dedim ki yapın şehir kazansın yeter ki. Çanakkale halkımıza gösterdiğimiz bu ilkeli davranıştan da gurur duyuyorum, bilinsin isterim. Sayın Genel Başkanım sanırım tam bu nokta benim size bu şehri iyi belediyecilikle tanıştıracağımız sözünü vermem gereken yer. Ama müsaade ederseniz ben size bunun sözünü vermeyeceğim. Çünkü biliyorum ki bizim işimiz kazanmakla başlıyor. Ben size kazandıktan sonrasıyla ilgili söz vereceğim ve diyorum ki biraz önce genç arkadaşlarım buradaydı, şu taraflardaydı. Gençler, bu şehrin gençleri, artık seslerini duyurmak için bağırmak zorunda kalmayacaksınız. Bizimle birlikte fısıldasanız yetecek. Biz hemen yanınızda olacağız ve geleceği sizinle birlikte yöneteceğiz. Bu şehrin aile büyükleri, şehrimizin aile büyükleri bundan sonra kendilerini asla yalnız hissetmeyecekler. Söylemde değil, gerçek anlamda her an yanınızda olacağız ve size söz veriyorum ki o geleceği hep birlikte sizin tecrübelerinizle planlayacağız. Esnafımız artık kaderine yenik düşmeyecek bu şehirde. Zorluklarla ve zorbalıklarla karşı karşıya gelmeyecek. Esnafın halinden esnaf anlar. Ben onların sorunlarını çok iyi biliyorum. En önemlisi bizim gündemimiz deprem olacak. Gerçek anlamda kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Teşvik, sözde değil. Gelin yapın ada bazlı dönüşüm diyeceğiz. Hemşerilerimizin ekonomik sıkıntıları yüzünden riskli binalarda oturmak zorunda kalmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Sabit gelirinin, emeklimizin, çocuklarımızın ranta ve enflasyona kurban gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Kadınlarımızın hayatlarının her alanında konforlarını arttıracağız. Değerli hemşerilerim, biz size yeni bir Çanakkale vaat etmeyeceğiz. Biz size özüne dönen bir Çanakkale vaat edeceğiz. Tüm bunlar Sayın Genel Başkanımın huzurlarında tüm Çanakkalelilere sözümüzdür, bilinsin isterim. Sayın Genel Başkanım, müsaadeniz olursa bitirirken bir kişiye daha söz vermek istiyorum. Benim 5 yaşında bir evladım var, ellerinizden öper. Atlas, biraz önce buralardaydı, kucağımdaydı. Ben müsaade ederseniz, anlamayacak biliyorum ama ona da bir söz vermek istiyorum. Çünkü amacımız tarihe not düşmek. Uyumuş, uyumuş, yorulmuş, uyumuş. Atlas, müsaadenizle Sayın Genel Başkanım. Atlas, evlat, bugün annenle buradaki İyi Parti'nin neferleriyle, dostlarım, arkadaşlarım, büyüklerim ile çıktığımız bu yolun en önemli sebebi sen ve senin neslindir. Dünyada onca kötülük varken, Gazze'de onlarca bebek ve çocuk katlediliyorken, benim elimden gelen bu şehri muhafaza ve müdafaa etmektir. Sen ve senin neslin için söz veriyorum, bilinsin isterim. Saygılarımla.